Benim abi profesyonel oyunculuğa başlarkenki yegane hedefim dünya şampiyonasına gitmekti ve ben bunu geçen sene yani son sezon değil bir önceki sezon gerçekleştirmiş bulundum. Bunu gerçekleştirdikten sonra da kendime yeni bir hedef koymuştum. Çeyrek finallere kalmak istiyordum ve en son sene bunu başaramadım. Bunu başaramamamdaki sebeplerden bir tanesi de benim. Yani ben de daha iyi oynayabilirdim, daha çok çalışabilirdim. Ama benim de sağlık problemim oldu. Hani bunu çok bahsetmedim ama yayınlarda görmüşsünüzdür belki. Şuradan şuraya bir bantım vardı. Yani tabii sol elimde değil sağ elimdeydi. Ee, bilek sıkıntısı yaşıyordum. Geceleri bazen um, ya acıyordu bileğim. Cidden acıyordu ve şey yaptım. E, fizyoterapiste çalışıyordum ki Koray da aynı kişiyle çalışıyor. Neyse. Eee... Um, o şekilde biraz ara verdim ki Frozen'ın da vardı bu arada. Frozen geceleri uyuyamayacak derecede bile ağrıyordu. Frozen'ın devam etmeyeceğini düşünmemin yegane sebeplerinden bir tanesi de bu. Frozen devam etmeyecek bana kalırsa. Çünkü bilek problemi yaşıyor ve oyuncu olarak devam etmeyecek. Ama buna %99 eminim. Çünkü sağlık durumu el vermiyor yani çok çocuğun. O yüzden o bırakıyor. Onu öyle düşünüyorum. Açıklamadı ama ben öyle düşünüyorum. Kendi durumuma gelecek olursak da benim de şöyle bir durumum var abi. <laughs> Pades sab oldu. Söyle Pades. Dinliyoruz. Pades bir şey demeye geldi. Evet önce Pades'i dinliyorum sonra söyleyeceğim ha. Pades'i de sab olurken görmedim bu arada. 2 liranın neyse evet Pades dinliyorum. Ben ilk defa görüyorum Pades'in sab olduğunu. Evet Pades seni bekliyoruz. Prime bile değil. Eight be Pades be. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle. Ben abi yaklaşık 3 senedir bırakmayı düşünüyorum. Düşündüm yani. Beşiktaş döneminden beri ben bırakmayı düşünüyorum. Çünkü şöyle. Benim bir okulum var. Diğer oyunculara kıyasla benim sıyrıldığım bir konu bu. Benim bence iyi bir okulum var ve ben bu okulda bırakmak istemiyorum. İki senedir donduruyorum okulumu ve e, okulumun durum <laughs> durumu ya okulum dondurulamayacak hale geldi neredeyse çünkü iki sene dondurma hakkım var ve ben bir dönem dondurdum, bir dönem okudum ve bir dönem dondurdum ama şu an elimde sadece bir dönem var dondurmak için. Şöyle ki... Bu sene de devam edebilirim aslında. Hani devam etmem açısından beni kısıtlayan bir şey yok. Okul bazında bir şey yok. Ama ben çok da devam etme taraftarı değilim. Ben buna karar verdim. 3 senedir düşündüğüm bir şeydi bu zaten. Ve bunu keşke geçen sene yapsaydım diyorum. Ama... <laughs> okulu bırakmam abi. Ama şu an için buna karar vermiş durumdayım. Ben çünkü şey istemiyorum abi. Hani çünkü şöyle düşünün. Ben hayatımı bir sene daha erteliyorum. Benim bitmesi gereken bir okulum var ve bu okul iki senemi alacak. 3 dönemim var çünkü. Ki bu iyi bir şey. Hani ben e-spor'da devam ederken okulumu okudum. Bunu yapmayan diğer oyuncuların hiçbiri yapmıyor. Ve ben şu an 3. dönemin şey 3. sınıfın 2. dönemini okuyorum. 3 dönemim kaldı bitirmek için. O yüzden <laughs> Koray sana kim genk atacak? Şimdi ona geliyorum. Bu arada ona geliyorum. Şöyle ki ben şuna kanaat getirdim abi. Bir sene daha oyuncu olmamın bana pek bir faydası olmayacak. Hani çok güzel günler yaşadım cidden. Eğlenceli bir serüvendi benim için ciddiyim. Yani iyi ki bu yola baş koymuşum başında. Sevdiğim bir işi yaptım. Uzun seneler boyu oyun oynadım. Bundan para kazandım. Yurt dışına gittim. Kaç farklı ülke gezdim. Ve cidden farklı farklı tatlar yaşadım. Yani farklı farklı şeyler deneyimledim. Cidden benim için çok güzel bir serüven oldu. Ve iyi ki yapmışım. Bir daha olsa bir daha yaparım. Kesinlikle. Ama her güzel şeyin olduğu gibi bunun da bir sonu vardı. Ve bunu biliyordum. Dediğim gibi 3 senedir düşünüyordum bunu. Fener'e girmeden önce Beşiktaş'tan sonra beri, Beşiktaş'ın bitiminden beri, Sup'a girdiğimden beri düşündüğüm bir şeydi bu. Ve bu sene kendimde o cesareti buldum. Oyunu şu şekilde bırakmayı düşünüyorum daha doğrusu. Beni yanlış anlamayın bu arada. Ben oyunculuğu bırakıyorum demiyorum. Ben ara veriyorum. Belki geri dönerim, belki geri dönmem. Orasını bilmiyorum. Ama okulumu bitirmek öncelikli hedefim. Ve bu süreçte şöyle bir şey yapacağım. Şimdi okulumdan arta kalan zamanlarda beni takip edenler varsa şu yaklaşık bir aydır düzenli yayın açıyorum. Genelde haftada bir günü boş geçip geri kalan günlerde hep yayın açıyorum. Olabildiğince de yayın açmaya çalışıyorum. Öyle söyleyeyim. Ve uzun soluklu da açıyorum. Yani 6-7 saat açtığım, 8 saat açtığım bile oluyor. Ama benim e, şunu da söyleyeceğim, niye bu kadar geç söylediğimi de söyleyeceğim. Ama benim e, kafamdaki plan, kafamdaki şey şu oldu: okulumu bitirmem gerekiyor ve bunu yapmalıyım cidden, okulumu bitirmeliyim. Ve bunu yaparken de yayın da yapacağım. Hani öncelikle hedefim, yani tam şu an belki tam zamanlı yayıncıya dönmüş olabilirim. Ama benim öncelikli hedefim okulumu bitirmek olacak. Bunu yaparken de bu arada e-spor arenasından uzaklaşmayacağım. Belki beni bilmiyorum farklı yerlerde görebilirsiniz. Belki Fener'de devam ederim. Belki farklı bir takımda devam ederim. Hani belki bir takıma abilik yaparım. Belki koşluk yaparım ama koşluk yapmam. Hani birincil koç olmayacağım kesinlikle. Çünkü öyle bir zaman ayırmak istemiyorum. Onu yapacak olsam oyuncu olurum. Ha oyunu ben oynayamadığım için bırakmıyorum. Onu da söyleyeyim. Kendi oyunumda eksiklik gördüğüm için de bırakmıyorum. Bana kalırsa ben hala daha oynayabilirim. Eğer yeterince çalışırsam hala daha en iyisi olabilirim. Ama ben kendimde ne o azmi görüyorum şu an için ne de bunun değeceğini düşünüyorum. Çünkü hayatımdan giden bir zaman skalası oluyor ve bu yani bunun maddi bir kısmı da var. Benim ailem fabrikaları, hanları, hanedanları olan bir aile değil. Benim kendi geleceğimi kurmam gerekiyor ve bu yüzden benim için eğlenceli ve zevkli bir serüven olan e-spora daha doğrusu oyunculuğa bir süreliğine ara vermem gerekiyor. En azından bu benim hani olayları daha stabil bir şekilde değerlendirmem, daha tertipli bir şekilde yaklaşmam için gereken süreyi tanıyacak bana. O yüzden ben oyuna ara veriyorum abi oyunculuğa daha doğrusu ara veriyorum. Ha, şöyle de bir şey var. Dediğim gibi beni farklı mecralarda, farklı takımlarda ya da Riot'ta görecek olabilirsiniz. Farklı farklı böyle işte ne bileyim yani bilmiyorum. Ama duygulandım bunu açıklarken. Oğlum Bible tam patmayın lan çete. Vallahi görünce duygulanıyorum yani. İşte öyle. O yüzden abi şuna karar vermiş bulunuyorum. Oyunculuk zaten bir gün bitecekti. Yani bunu şu anki bütün oyuncular için geçerli. Oyunculuk bir gün bitecek abi. Ve ben şu yönden şanslı olduğumu düşünüyorum. E-spor camiasındaki oyuncular da olsun, yani izleyenler de olsun. Takım sahipleri de olsun ya da yönetim kısmındaki insanlar da olsun. Benim kimseyle bir şeyim olmadı, bir münakaşam olmadı, ciddiyim. Çok kötü zamanlar geçirdiğim de oldu ama kimseyle bir münakaşam olmadı. Herkesle aram iyiydi cidden ve genel anlamda insanların sadece benim takımımın değil, yani herkesin bana kaptan demesi bile Güzel bir şey çünkü en azından ben herkesin gözünde bir saygınlık derecesine ulaşmışım. Bu cidden beni onur eden bir şey ve bu cidden hoşuma giden bir şey. İyi ki bu serüvende benimle olmuşsunuz. Beraber bu serüvene deneyimlemişiz diyeyim bu serüveni. <laughs> ya Koray... Neyse... Um... E-spor'dan tamamen elimi ayağımı çekmeyeceğim. Ben hala da LoL oynamaya devam edeceğim. Eskisi kadar günde 10 saat oynamayacağım da belki 3 saat oynayacağım, belki 4 saat oynayacağım, belki 1 saat oynayacağım, belki hiç oynamayacağım bilmiyorum. Ama belki Fenerbahçe'de, belki başka bir takımda farklı bir rolde görebilirsiniz beni. Onu söyleyeyim. Benden bu kadar abi. Yapacağım açıklamada buydu. Bu yolda yani bu serüvende ciddiyim. Ciddiyim yani bu konuda. Eğer ki biriyle e, ters düşmüşsem ya da birine ayıbımız olmuşsa şimdiden affola. Tekrar tekrar affola. Ben kimseyle de şey yapmaya çalışmadım. Hani nasıl diyeyim? Ters düşmeye de çalışmadım. Genelde hep insanlarla orta yolda anlaşmaya çalıştım. Hani Birileri bana atışmaya çalış... Yani tatlı bir atışmalar dönerdi mesela röportajlarda falan o zamanlar bile çok şey yapmazdım ee, insanlara cevap vermezdim Bu ne Kaan? <laughs> Bu ne abi? Abi Kaan'ın attığı videoya bakar mısın şimdi? Bak Kaan'ın attığı videoya bak Bunu nereden buldun abi sen? Ya sen bunu nereden buldun kan? Gözünü seveyim bana söyle ya. Güle güle temalı at videosu bulmuş abi. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> güzeldi, güzeldi. Aa. Bu şekilde abi. Bu şekilde. O yüzden beni Twitch'te daha fazla göreceksiniz. Ben genel anlamda hani sadece LoL oynayan birisi değilim. Farklı farklı oyunlar da oynuyorum. Ama benim hani ben neyi seviyorsam onu oynuyor olacağım. Öyle söyleyeyim. Aha bunu açık unutmuşuz. Gitsen ne f a r k e d e r Anlattır. kalsan ne f a r k e d e r aldığın dolarlar elbet bir gün biter. Beşiktaş çarşısı erkeğe küfreder işte sen bu kadar z a v a l l i s i n belki. Şimdi şöyle şu konuya da bir açıklık getireyim. İnsanlar şimdi bağışın için teşekkür ederim. Enayi parası her zaman tatlıdır. Ama şunu söylemem, bu konuya açıklık getirmem gerekiyor. Çünkü insanlar bu konuda bana tepkili ve bu konuda nefret duyan bir kitle var aslında. Beşiktaş'tan ayrılan ben değildim. Ya da bizim takım değildi. Beşiktaş'ın şartları çok ağırdı ve bize hiçbir şekilde yardımcı olmadılar seneler önce. Kimse bunları bilmiyor. Bizim yaşadığımız sıkıntıları da bilmiyor. Ama Taraftar denilen o kitle, o insanlar bunu bilmediği için bize yükleniyor. Yüklensin, yapacak bir şey yok. Yani ben zaten insanların lafıyla nasıl diyeyim, yerle bir olan bir insan da değilim. Mami de bilir. Yani biz Beşiktaş zamanında cidden çok büyük sıkıntılar yaşadık ve siz hiçbiriniz bunu bilmiyorsunuz. Ben buna dair bir primsel bir yayın da yapmayacağım yani. Bunları bir günde açık açıklamayacağım. Onu da söyleyeyim. Ama bu kadar kuş beyinli olmayın. Ben sadece bunu söylüyorum. Benim tek söyleyeceğim bu abi. Ben asla ve asla kimseye de kazık katmadım ya da kimseyi de yarı yolda bırakmadım. Dediğim gibi beni DP çağırdığında bile ben Beşiktaş'a gitmedim. Şey, DP'ye gitmedim. Beşiktaş'ta kaldım. Ki bu Kalmamın tek sebebi de tekrar söylüyorum aile ortamıydı yani. Onur'un yaşadığı sıkıntıları hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Letilian'ın yaşadığı sıkıntıları hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Mami ile benim yaşadığım sıkıntıları hiçbiriniz bilmiyorsunuz. O yüzden bu kadar kesin yargılarla konuşmayın. Ben size bu kadar söylüyorum.